Laşim, didinmem bundan. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Gazze eş zamanlı. Bizde de aslında 6 Şubat depremiyle operasyonu başlattık. Evet. Anlıyor diyorsun? Evet. Eğer Müslümanlar bir direnç göstermezlerse Mescid-i Aksa'nın altından Süleyman Mabedi gelecek. Arz-ı Mevud'un büyük bir kısmı alınacak. Cambaza bakım derken tak buralar Arz-ı Mevud için boşaltılacak. <laughs> Güneydoğu Anadolu'da tapu daireleri dikkat diyelim o zaman. Dün. Yapabilirler herhalde. Burada doğum yaptılar. Buranın <laughs> vatandaşı. Buranın vatandaşı evet, oldular. Yani adı İzak'tır. Adı Ama Güneydoğu bir... Anadolu'nun kaybı da an meselesi diyorsunuz hocam. Şu anda bu kasa yerleşmiş durumda. Ne? Elinizi buraya tutarak geceleri yatarken diliniz dönünceye kadar okuyun. Oradaki enerji yok. Eğer olduysanız. Kanımızı kullanacaklar. Çünkü grafen yüklendikleri zaman insanlık gerçekten zor da. Adem'in soyu zorda, Adem zorda. İlahi isimlerin bir kombinasyonu üstünce, bu kombinasyonu bozuyor. İşte gıda budur. Evlerimizin içi bozuldu. Aşklarımızın içi bozuldu. Sadakatlerimizin, dostluklarımızın tadı tuzu kalmadı. Çoğu bunlar için bocaldı. Efendim merhabalar. Çok uzun bir aradan sonra kendisi bir kere daha bizimle. Zira yeni bir kitabı var. Onu o kadar çok özledik ki sizler de çok özlediniz biliyorum neler konuşacağız neler. Öncelikle bir Allah'ın selamını verelim kendisine. Evet, Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut bizimle. Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk. Kitabınız hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'a göre sonun başlangıcı hayat yayınlarından çıktı yine kitap. Almalısınız. Tam da içinde bulunduğumuz çağ ve nereye doğru sürüklendiğimizi anlatıyor. Alın, okuyun. Yakınlarınızı sevdiklerinize de lütfen hediye edip okutturun. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Amin. Ben öyle okumayın okutun öyle şey telkinim yok ama ben şunu söyleyebilirim. Yaşadıkları çağa dair farkındalık elde etmek istiyorlarsa baksınlar. Baksınlar. Şey baksın. e, Tevrat ve Kur'an e, iyi fakat İncil'i yeterince inceleyemedim. Onu baştan yer yani İncil de var için için ama zaten Kur'an'ı ve Tevrat'ı iyi verdiğiniz zaman İncil'i vermiş olursunuz. Bu açıdan İncil'de geç İncil bahsi ama İncil bahsini ...yeterince inceleyemedim... ...fakat Tevrat'ı ve Kuran-ı Kerim'i... ...yeterince inceledim. Fakat yani kitabı mi? okurken hocam... Evet. ...yıllar yıllar önce... ...daha ilk tanıştığımız zamanlardaki... ...bir cümleniz benim hatırımdan... ...hiç çıkmadı çıkmıyor. Evet. Ne o diyeceksiniz? Hoca hep derdi ki... ...Ferda sadece Müslümanların değil... ...bütün insanların uyanması... ...bütün dinlere mensup... E, ...insanların uyanması gerekiyor... ...demişti. Neresi evet. i̇şte, mesela de bugünler için... ...söylediniz evet, hocam? Evet, evet, evet. Yani... İnsanlık gerçekten zorda. Adem'in soyu zorda. Adem zorda. Ademiyet zorda. biz son fıtrat e, tipi son <laughs> fıtrat insanlarıyız. Yani fıtratın ileride bize çitler takılacak, şunlar yapılacak, bunlar yapılacak, uzaktan kullanılacak, bize keyifli gelebilir. Yani akıllı evlerimiz olabilir, akıllı vücutlarımız olabilir, size hastalığını bildiren e, şeylerimiz olabilir, sürekli 24 saat gözetlenebilirsiniz, sizin lehinize gibi görünebilir ama bu aynı zamanda sizin bir android olmanıza sebebiyet verecek. Birilerinin parmak uçlarında hem hayatınız hem davranış kalıplarınız hepimiz sığırcık. Sığırcık sürüleri var yani gökte toplumcu hareketlerler öyle bir vaziyete getireceğiz. Bu da Allah'ın kulu olmaktan çıkmakla olacak. O yüzden sürekli dikkat ederseniz bir sizinle son şey yaptığımız konuşmalarda da fıtrata dönüşü, insan olmayı çok vurguladım. Biz yani son insanlar hani son Mohikanlar son son daha Son hala bükücüler, son toprak bükücüler diyoruz ya son insan bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı e, kendi kökleri ve esasları üzerinden kurduz ve Alınacak kökler üzerinde çalışacaklar, DNA ile ilgili çalışacaklar. Şu hastalık olmasın, bu hastalık olmasın diyecekler. Kanımızda baz istasyonu gibi kanımızı kullanacaklar. Çünkü grafen yüklendikleri zaman, kanda grafen yeteri bir miktara ulaştığı zaman sizi baz istasyonu kullanabilirler. Tabii siz baz istasyonu gibi kullandığınızda siz de kontrol ediliyor ed olacaksınız yani. Öyle bir döneme doğru gidiyor ama ben yine diyorum ki bu fıtri insanlar, bu kontrol dışı kalan, kontrol edemedikleri, %9 en fazla %9 <laughs> 10 civarında kalacak. Bu kontrol kontrol edemedikleri insanlar ademiyet iblisin belini bükecek. He. İblisin bileğini bükecek. O yüzden hoca kitaba evet. başlarken diyor ki cezalarını tüm insanlık Anlık verecek. Benim. İzninizle şu bölümü izleyicilerimize okumak hayır. isterim. İnsanlığın macerası diyor Mehmet Ali Bulut, milyon yıllarla olmakla birlikte biz insanlık tarihinin 5-10 bin yıllık geçmişini ancak konuşabiliyoruz. Çünkü insan denilen varlığın üzerinden öyle devirler geçti ki ne kendisini bildi ne hikayesini. Sadece Adem'in hikayesi mi yaşadığımız yoksa dünya sahnesi defalarca doldurulup boşaltıldı mı? Bilmiyoruz. Sayısız kavimler, topluluklar geldi, kabiliyetlerini sergilediler, yok olup gittiler. Aynı akıbet bizde bekliyor. Adem peygamberle başlayan şu insanlık macerası da eğer işaretleri doğru okuyorsak son demlerini yaşıyor. Evet. 80 yıl gibi bir süre ya var ya yok dediniz. Söyleyebilir evet. miyim hocam? Tabii ki söyleyebilirsiniz. Bunu bir de siz günlerin sonu diyorsunuz. Evet. Önce oradan başlayalım. Evet. Günlerin sonu ne demek? Günlerin sonu tabirini ben tabii kullanmıyorum. Bu Tevrat'ın şeyidir. <laughs> yani Tevrat'ta geçen bir ifade iki ifade geçiyor. Günlerin <laughs> sonu Allah'ın günü. <laughs> Fakat bu Kur'an-ı Kerim'in diliyle İzaca evvadul ahireti. Ahiret zamanı geldiğinde. Ne demek ahiret? her işin yani bu dönemin artık kapanacağı bağ bozumunun geldiğinde diyor. İzacı'a -e vaadul -e -e ahiret hı hı. Bu tabir iki cerde üç geçiyor. Üçünde de İsrailoğulları ile ilgili geçiyor. Yani İzacı'a vaadul -e -e ahireti ahiret vadi geldiğinde ben bunları cezalandıracağım diyor. Hı. Yeniden yüzlerini karartacaklar. Yeniden mescitlerine girecekler. Ve yeniden onlar yerle bir diyor. Fakat burada nokta nokta demiş. Fiili yok. Bak bu, bu cümle israrla şey yapıyorum. Diyorum ki yani iza caa'a wa'dul akhirati li yasuu'u wujuhakum ve lidkhulul mescide kema dakhaluhu awwala marra ve li yutunbiru ma ala tadbira nokta geçiyor. Yani yani, hocam. yani daha önce diyor ki ben sizin birinci zaman geldiğinde sizi cezalandırdım. Sizin üzerinize cengaver kullar gönderdim. Sizi tarumar ettiler ettiler. Yani fiil var. Burada fiil yok fiili yukarıdakine bırakıyor ayet. Diyor ki yine yüzünüz kararsın, yine mescide girsinler ve yine sizinle ilgili tedbirler alsınlar diye nokta nokta. Bu şunu gösteriyor. Yani burada yaşan zaten benim telaşım, e, didinmem bundan. Yani bu insanların yaptıklarının yanına, yani cezaları yanına kalabilir, yanlarına kalabilir. Evet, Peygamberimiz diyor ki, yağmur merhame olacak. Evet, Cenab-ı Hak da diyor ki, siz cezalandıracağım. Tevrat'ın birçok yerlerinde. Cezalandıracakları kendi evet. orijinal kitaplarında var. Tabii ki, hele yani bakın Yerem Yeremya, İşaya, Mika bilhassa. <laughs> Mika, açık bir şekilde Nebi Mika diyor ki, yani siz siz son son diyorsunuz, günlerin sonu diyorsunuz. Günlerin sonu bize aittir diyorsunuz. O gün sizin için karanlıktır diyor. Keşke o üstünüze gelmese diyor zillet ve karanlık çökecek üstünüze diyor. Yani sizin için zor bir zamandır. Neden? Çünkü yani hem diğer şeyler de diğer bütün kavimlerin illallah deyip bu milletin üstüne çökmesinin gerekçesidir. Yani İşaretlerini sonra, görüyor musunuz? Tabii tabii. Hepsini biliyorlar. Yani inanın. Şimdi mesela Netanyahu çıktı dedi ki bizim Gazze'yi almamız, ikrar etmemiz Yeşu'nun kehanetidir. Hemen evet. evet. yani hem Yeşu, Yeşu diyor hem Yeşu evet. biz diyoruz da hem Yeşu hem Yeremya hem efendim Malahim hem e, Mika bunların hepsi günlerin sonu geldiğinde İsrailoğullarının yeniden bölgede toplanacaklarını açık ve net söylüyorlar. Daha İsrailoğulları dağılmadan. Mesela diyelim ya İshaya Bilhassa ondan ilk bahsediyor. Diyor ki dela musibet yaklaşıyor. Siz buradan sürüleceksiniz. Sizin çocuklarınız sizin için ağlayacaklar. Çocuklarınız için ağlayın. Çünkü bu topraklardan atılacaklar diyor. Bunları yani, ne oldu? Ha hepsi oldu. Yani bu işler başlarına gelmeden 150 sene önce nebiler geldiler. Bunları söylediler. Hani Cenab-ı Hak şunu söylüyor. "Lamakunna muazibine hatta rasula." Biz elçi göndermeden hiç kimse operasyon yapmayız. Biz elçi göndermeden hiçbir şey yapmayız. Elçi gönderdi onlara. Dedi ki en son "Ey yerem ya ben senin ağzını senin A ağzına kelimelerimi koyacağım ve bunu ateş yapacağım. Bu ateşle de İsrailoğullarını yakacağım. Söylediğin her söz onları yakacak. Ve zaten mesela ilk haber şu şey, e, linç edecek şey, Yeremya'yı. Meydanda e, linç edecekti. Yani bunların peygamberleri öldürmeleri de çok meşhurdur. Dolayısıyla da çok ne Tanah dediğimiz kitapta yani Tanah evet, 39 evet. kitaptan oluşuyor. Bunun 5 tanesi vahidir. Bir de Mezamir yani Zebur dediğimiz vahidir. Diğerleri Nebilerin hatıratıdır öyle boş değil yani nebilerin e, Yeşun'un, Yeremya'nın, İşaya'nın, Malahim'in, e, Mika'nın bunların niye oğlum bunların hepsi peygamber Kur'an-ı Kerim'de esbat diye geçer ve bunlar İsrailoğullarını uyarmışlar bak çok ahlaksızlık yapıyorsunuz diyor ki ben sana hiçbir gölgelik yapmadım ki gidip orada zina yapmayasın ben sana hiçbir şey yapmadım ki sen bunu yapmayasın sürekli. Ben seni hayra yönlendirdim. Sen sürekli dünyaya yöneldin diyor. Bunların tabiatı bu. Niye diyor sık sık en az 5-6 yerde geçiyor. Niye yeniden vurulmak isteniyorsun diyor. Ey kavim niye yeniden vurulmak isteniyor? bunu Allah söylüyor. İki kere fesat çıkarma, iki evet. kere devlet olma evet. hikayesi bu mu hocam? Yani bunlar defalarca ha -ha. vuruldular ama Kur'an-ı Kerim açıkça diyor ki ha -ha. ben size yeryüzünde iki kere devlet olma hakkı veririm. Tamam. Ve bu devlet olma hakkıyla... Yeryüzünde öyle fesatlar yapacaksınız ki akla hayale gelmiyor. Yani şimdi mesela ikinci fesatta da ikinci fesat dönem dediğimiz 1948'den itibaren başladı. Bu dönemde de öyle bir güce ulaşacaksınız ki şeyin Süleyman'ın gücü zaten <laughs> hani rüzgarı hükmediyordu. Efendim işte rüzgâr gidebiliyor, rüzgarı, tabi, nesneler da. hareket nesnelerin, edebiliyor. Nesnelerin aktarımını yapabiliyordu, cinleri çalıştırabiliyordu, ifritlerle savaşabiliyordu. Karıncaları, arıları, kuşları bütün bunları ordu gibi kullanıyordu. Çünkü mesela Belkıs'a gönderdiği mektupta diyor ki He ben sana gelirsem senin bildiğin bir orduyla gelmeyeceğim diyor. Senin bilmediğin bir orduyla geleceğim diyor. Senin göğsünün üstüne ben mektup bırakmışım senin odanda. Sen bunu niye anlamıyorsun diyor. Yani. O zaman düşün sen bir kraliçesin. Kapalı odanda yatıyorsun. Bir uyanıyorsun göğsünün üstüne mektup bırakılmış. Böyle bir güçten bahsediyorum diyor. Yani ifritler gelecek, hütütler gelecek, kırlangıçlar gelecek. Bunların hepsi benim ordumun içinde var diyor. Böyle dehşetli bir ordudan bahsediyor. Bugünkü düşünce, bugünkü orduyu düşün. Şimdi mesela teknolojinin ulaştığı noktayı düşün. Evet. Neredeyse sihir cinsinden bir hayat. Neredeyse sihir cinsinden imkanlar. İşte bunu Kur'an-ı Kerim diyor ki ikinci iktidarda siz şeytanlara uyacaksınız. Şeytanların telkinle uyacaksınız diyor. O yüzden de bugün bugün bu e, saklı olan e, örgüt yani saklı olan e, İsrail devleti hı hı. saklı olan dediğimiz evet. bu bütün hükümetleri hükmeden Amerika, Rusya, Çin'e yani, yani hocam. bütün hükümetlere hükmeden ve gerçekten günlerin sonunda müthiş bir krallık ele geçirilen bu haber veriliyor işte. Kur'an-ı Kerim'de de var, orada da var. Çünkü diyor ki birincisinin zamanı geldiğinde ben de sizin üstünüze cengaver kulları gönderdik. Kim bunlar? Önce ne bu şey? E, Sor, sorgun geldi. Niye Asur kralı? O e, Kuzey İsrail devletini yıktı. Hazreti Süleyman'dan sonra iki, ikiye ayrıldılar. Hı hı hı. Sürekli birbirleri savaştılar. Aslında o tarihi bir okumak lazım. Yani Kesinlikle. Yehuda ile Yahuda ile Samide arasındaki asla savaş bitmiyor. Yani kendi eceliyle ölmüş kral yoktu mevdeyse. Yani bu kadar fesatçı, Bölge sürekli fuhuş, faiz, ahlaksızlık e, e, şey yapan, ihraç eden bir topluluk haline gelmişler. Sorgun geliyor. O Asur kralı diyor ki, "Ya yapmayın bunu ya. Yapmayın." Ne yapıyorlar? İşte ahlaksızlık ihraç ediyorlar. Faiz ihraç ediyorlar. Sahte paraları ihraç ediyor. Böyle bir kavim. Bunu Aynaları yapmayın. Aynaları şimdi oldu Roma'lı. Üç yıl yalvarıyor. Üç yıl sonra bunu ablukaya alıyor. Yine de yıkmak istemiyor. Sonra insan sizin iflahınız mümkün değil diyor. Ve e, Sabriye'yi yerle bir ediyor. 10 kavim, 10 kabile yani Hazreti Davut'un 10 on çocuğundan onlar çünkü kabile kabile oluşturan 10 kabile yok edildi. İçi kalanlar dağıldılar. ne dağıldılar? Asya'daki milletlerin içerisine dağıldılar gittiler. Çünkü onların bir vazifesi var. Şeyde diyor ki tekvin bölümünde diyor ki ben seni bütün milletlerin içine dağıtacağım. Bütün milletlerin hak ettikleri ceremeyi senin elinle yaptıracağım. Fesat. Evet daima. Fesadı siz yapacaksınız. Toplumların bozulmasına siz hizmet edeceksiniz. Ve böylece devamete kadar bütün milletlerden size nefret ve kin biriktireceğim. Bu Tevrat'ın kendi şeyidir. Hocam peki günümüzde... Gazze katliamında Allah aşkına savaş demeyin, kilisenin de savaş demesine izin vermeyin. Zaten değil. Ya kim savaş diyorsa tüylerim dikenli. Orada bir savaş yok, katliam var. Evet. Bunu defalarca vurgulamak gerekiyor. Şimdi bu katliama baktığımızda, soykırıma baktığımızda hocam, azgınlığın en tepe noktasında tabii. olduklarını görüyoruz. Siz tüm bunlardan yola çıkarak mı günlerin sonundayız ve insanlığın bu Adem'in sonunun... İşte 80-100 yıllık bir ömrü evet. kaldı diyorsunuz, neye dayanarak söylüyorsunuz? Tabii işaretleri var bunun. Yani Hı -hı. ben bu işaretleri kendim ve işte tabii bir tane tabii. bir gazete katliamı yapıldı diye değil, katliam dünyanın değişik yerlerinde yapılıyor. Ama bunların e, işaretler vermiş. Diyor ki birinci işaret Irak, Irak. Bütünüyle e, imha edilecek. Çünkü diyor ki işte ikinci kere Hı -hı. sana bir üstünlük vereceğim ve bunun ikinci cezalandırımı, senin ikinci Hı -hı. kere cezalandırma dönemin gelmeden önce bölgedeki halklara da fatura kesiyor. Neden? Hem Müslüman, Müslüman gibi değil ki. Biz Müslümanlar Müslüman gibi olsaydık bir kere o Gazze benim elimizdeydi. Doğru. Yani Kudüs bizim elimizdeydi. O bölge bizim elimizdeydi. Ne oldu da sen burayı kaybettin? Neden kaybettin? Neden izzetini kaybettin? Bunun da bir faturası var. Ve o yüzden diyor ki sana ikinci kere şey hakkı vereceğim. Burada toplanma hakkı verildi de şöyle, pardon şey diyor e, ee, size revanş hakkı vereceğiz. Sizin devletinizi yıkanlara karşı size bir e, bu kere de ben diyoruz ya, bir kere sen yaptın, bir kere de, bu kere de ben. Bu kere de sen onlara galip geleceksin diyor. Yani bu وَرَدَدْنَاكُمْ e, e, Size reddettik, verdik, iade ettik. Sen mazlumdun, seni, seni üste çıkaracağım. Bu kere onları mazlum duruma düşeceğiz. Kim ile başlanacak bu ceza? Irak ile başlayacak. Irak. Evet. 1991'de ilk oraya Amerikan şeyleri geldiği zaman ben yazmışım yazım duruyor. İkinci Babil, Babil operasyonu başladı. Dediniz. Bu. Evet. evet. İkinci Babil operasyonu başladı. İkinci Babil operasyonu ne? Şu. Yani Babil'li e, Babil'i cezalandırmıştı. Kim tarafından? Dönemin Amerikası İran tarafından. İran e, sarayına müdahil oldular. Küçük kardeşi ahd yapıp, kral yaptır, yaptıran parayla. <laughs> ve böylece Kirius, Kuriş diye de geçer, Kirius e, İran tahtına geçince bu Yahudilerin verdiği, yani gerek e, e, sorgun, yani şeyin asurların, gerekse e, Babillerin yerlerinden koparıp dağıttıkları Yahudilerin tekrar Kudüs'e e, dönmelerini ve orada mabetleri inşa etmelerinin sözünü verdi Kirius ve iktidara geçer geçmez Ninova'ya saldırdı. Ninova Asur dağıttı. Yahudiler dedi ki siz serbestsiniz. Bu Ester'in şey hikayesinde anlatılır <laughs> bu. Ee, Ester de şeyin <laughs> bir bölümüdür. Tevrat'ın şey Tanah'ın bir bölümüdür. Sonra Babil'e saldırdı ve Babil'de yok etti. Babil'deki şey Yahudileri de e, serbest bıraktı. Dedi ki Kudüs'e dönün ve şeyinizi tekrar yapın dedi. Mabedinizi tekrar <laughs> inşa edin. Onlar da gittiler. Mabedi tekrar inşa ettiler. Ama fazla uzun sürmedi. Arkasından İskender geldi bölgeye. İskender bunları tarumar etti. Ama Yahudilerin en çok kendilerinden çile çektiği, azap çektiği kesin ümmet Hristiyanlar. Bunları orada yaşayamayacak hale getirdiler. Yani diaspora Hristiyanlarla başlatıldı esasında. Ee, bir daha da Irak görmedi. İkinci kere, ikinci kere mabet yıkıldı. İkinci kere. Geldik birincisinde, günümüze. Bir, bir, birincisinde şey yıktı, e, Nebukad nazar yıktı. İkincisinden de Romalılar yıktı. Tamam. Yani ve, ve yıkıldı. Şimdi bu hadiseleri Kur'an-ı Kerim anlattıktan sonra diyor ki وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Kur'an inmeye başladığında bu işler olmuş bitmişti. Şimdi Kur'an'ın anlattığı ikinci opera, ikinci, i̇kinci dönemi, ikinci, evet, biz ikinci fitne çağı, ediyoruz yani i̇kinci bu döneme. İkinci fitne dönemi Kur'an-ı Kerim'in izlerini takip ettiğimizde 1700 onlardan itibaren başlıyor. Yani tabii ya kimse onu görmüyor. Yani Yahudiler 1690-90 yıllarına kadar Avrupa'nın bütün başkentlerinde yakılıyorlar, yıkılıyorlar, öldürülüyorlar. Tevrat yakılıyor. Her türlü işkenceye tabi tutuluyorlar. 1715'lere 1715 geldiğimizde bir el tak diye bunları, bunlara sahiplenmeye başlıyor. Yahudiler e, yapılan çalışmaları destekliyorlar, araştırmaları destekliyorlar. Öne çıkmaya başlıyorlar ve bir müddet sonra bakıyorsunuz bilimsel çalışmaları kendi arzu ettikleri noktaya doğru akıtmaya başlıyorlar. İlk defa diyor ki onlar kitabı arkalarına attılar. Öfkelerinden yani sırf biz iktidar olan gücü elde edelim. Kitabı Allah'a dinin kitabı Tevrat'ı arkalarına attılar diyor. Bu tabiri alıyorsun 1755 yapıyor. Nümerik olarak. <laughs> 1755'te ilk defa ateizmin, deizmin şey girdiği, girdi. sekülerizmin, sekülerizmin tanrısız dünya düzeninin fikrinin literatüre girdiği yıldır. 1755'te. Tam o 1755'e tekabül ediyor. Yani siz Kur'an-ı Kerim'de şey incelediğiniz zaman 1710'larda başlıyor. Vakale fakalkun min badim. Onlardan sonra başka bir jenerasyon geldi. 1711 yapıyor. Onlar kitabı arkalarına attılar. ifadesi 1755 yapıyor. Sekülerizmin ansiklopedi girdiği dönemdir. Vandednankun bi amwalin ve 1860-65 yapıyor. Çünkü Prag'da ilk toplanıp Paraların toplanması, banka sisteminin oluşturulması, oh. insanların elindeki imkanların alınmasının şeyini yapıyorlar. Eee yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim ona da şey yapıyor. 1919'a işaret ediyor. Paraya tamamen hakim oldukları döneme bile bakıyor. Fakat 1948 bunların devletler kurulu, devlet olmaları başlıyor. Bu devlet olma süreci işte ikinci şey başladı. İkinci. Şimdi hocam, Irak gitti. Suriye gitti. gitti. Lübnan tarumar edilmek Bak, üzere eli kulağında. Önce Irak Irak. Sonra Suriye ve Şam. Sonra Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Gazze eş zamanlı. Yani biz Gazze ile eş evet. zamanlı mı oldu Evet. Semde de deprem oldu bir şekilde yani. Ha bitti mi bu mesele? Hayır vazgeçecek değiller. Bizde de aslında 6 Şubat depremiyle operasyonu başlattık Evet. mi diyorsunuz? Evet. İnan böyledir. Bu eş zamanlıdır. Yani Gazze ile... Avsur'un cezalandırılması aynı dönemde başladı. Ve bu yani bir şekilde Türkiye ben mesela demiştim ki Türkiye muhakkak Suriye'ye girmeli ve el babı almalı. Muhakkak. Türkiye el bunu yaptı. El bab hala kontrolünde olduğu için de biz sahanın içinde olmasaydık çoktan patucumuzu dama atmışlardı. O yüzden yani bölgeye askerimizin girmesi, bir fil orada Türkiye'nin bulunması, Cenab-ı büyük bir nimetidir. Ama bu Reydoğan'ı dolun kaybı da an meselesi diyorsunuz hocam. Kitapta aynı zamanda. Evet. Bu bir uyarı niteliğinde bir cümle bir gibi rütbe, alıyorum sadece ben Sadece uyarı bunun. değil. Bu sadece uyarı değil, böyle bir ikaz var. Çünkü Tevrat'ta geçen metinde diyor ki, öfkeyle elim kalkmış. Yahve öyle diyor. Hı -hı. Öfkeyle elim kalkmış. Diğer yerdekiler gibi seni tarumar edeceğim diyor. Elim kalkmış diyor. Ey Asur'un gençleri sizi dağlarınızda vuracağım diyor. Asur'un gençleri dağlarında vuruluyor. Yani şu anda güya Kürtleri destekliyorlar. Ama esasında PKK ile PYD ile kendi içlerindeki pakradunileri seçip getiriyorlar. Bu Kürtlere yapılan bir hayır değil. Yukarıda kurulan devlet de bir deron devlettir. Ben onu söylemiştim. Bir teşeron devlettir. Bir süreliğine ilgisi tutuyorlar. Yani bunların hikayesi nasıl şey? Yani arz-ı mevudu gerçekleştirmektir. Şimdi ben sana ilk defa bir şey söyleyeyim. Söyleyin hocam. Diyeyim ki, arz-ı mevudu artık gerçekleştirecek. Öndeki ma maniler kalktı. Ben 2024 Haziran'ına kadar, belki Ekim'e kadar biraz daha beklemek lazım. 2024 Haziran'ına kadar buna önlemler alınabilmesi gerekiyordu. Ama Önlem geçtik, alınamadı. Haziran falan geçtik. kalmadı ortada. Garip, işte önlemler alınamadı. O yüzden geçen bir konuşmada dedim ki, benim eskatolojim çöktü. Yeni bir rota, hani rota yeniden oluşturuldu <laughs> deniliyor ya. Navigasyonda. Eskorat için çöktü dediğim şu, yani arzu ettiğim bir ta şey tavır göstermedi İslam dünyası. İslam dünyası demek ki hala yani şey var. Emdetnākum bi emwālin ve beniine ayeti var. Çok ilginçtir bu. Biz diyor ikinci kere size yerine fesat çıkarma hakkı verdiğimizde bütün dünya sermayesini elinize vereceğiz. Ayet bu. Artı yeryüzüne dağılmış çocuklarını da siz destekleyeceğiz. Netanyahu'yu hmm. Biden destekliyor, Amerika destekliyor, Avrupa destekliyor, bütün ülkeler destekliyor. 3-5 birkaç tane yerde isim çıkan yani ben desteklemiyorum görüler de susturuyorlar. Susturuyorlar aynen. Susturuyorlar zaten. Yani şu anda bütün dünya devletlerinin başındakiler halklar değil. Buna bak dikkatle şey yapıyorum. Halklar müthiş bir evet. performans sergiliyor hocam. Bu ülkelerin yöneticileri bunlara sahip çıkıyor. Ama bir adım sonra bu şeyler yöneticiler sorgulamaya başlayacaklar. Halk yöneticileri sorgulamaya baş, baş, başlayacaklar. Halklar kendi yöneticilerini sorgulayıp siz bize siz bizim gücümüzü kendi çıkardığı için kullanıyorsunuz, yanlış yere kullanıyorsunuz diye sorgulamaya başladıklarında Mesih gelmeye başlamış demektir. Bunu bir tarafa yazın. Yani Mesih'in... Halklar evet. e, başlarındaki liderleri evet. sorgulamaya başlayıp hesap sorduğunda Aa? Mesih gelmeye başladı. Gelmeye başlamıştır Bu Mesih dedir, Hristiyanların içerisinde hakikate yönelme başlayacak. Hı yani hı. bu kadar zulüm olmaz diyecek. Çünkü ben benim çünkü tekrar ettiğim bir şey vardı. Arap uyanmadan Müslüman uyanmaz. Hristiyan ümmeti uyanmadan meşeriyet kurtulmaz. Çünkü şu anda bu Yahudiler evangelikler üzerinden duygusal bir mod var ettiler. Hristiyan ümmetinin gücünü kullanıyorlar dünyaya karşı. Amerika'yı kullanıyor, İngiltere'yi kullanıyor. Bunlar Hristiyan kavimler. Hristiyan ümmetler. Fransa'yı kullanıyor. Almanya'yı kullanıyor. Yoksa kendi gücü değil. Bunlar e, e, şeyler, yüzüklerin e, e, efendisindeki cücelerdir. Toplam 12 kişiler. Bu 12 kişi elfleri kullandılar. Diğer kavimleri, hobbitleri kullanan Hobbitler kim? İhbit Yani insan ile birlikte, Adem ile birlikte, yeryüzüne indirilmiş olan varlıklar. Melekler de var. Bunların içerisinde ifritler var. Cinler var. Bütün bu varlıklar, bütün bunları kullanıyorlar. Sihir üzerinden de kullanıyorlar. Başka türlü de kullanıyor. İsrailoğullar bugün siz ona karşı çıktığınızda sizi sihir ile de bloklayabiliyorlar. Böyle dehşet işte güçler var ellerinde. Kimse bunlar bilmiyor. Tam olarak işte Nasıl diyorlar Amerika. İşte böyle güçler yani. Sihir, yani gibi hani... güçler. sihir gibi güçler. Eğer Müslümanlar bir direnç göstermezlerse Mescid-i Aksa'nın altından Süleyman Mabedi gelecek. Arz-ı Mevud'un büyük bir kısmı alınacak. Ya alınacak dediğinizde işte ben orada irkiliyorum. Şimdi az önce çok önemli bir şey söylediniz. Ben e, Haziranın sonuna kadar bekledim bazı önlemlerin alınması gerekiyordu. Temmuz oldu ortada önlem, önlem yok. Yani benim e, söylediklerim bir anlamda çöktü diyor. Evet. Ekim dediniz. Şimdi ben başka uzmanlık alanlarından dinlediğim de Böyle biraz netameli bir sürece giriyormuş gibi hissediyorum. Tabii ki netameli. Şu an her mümkünün kıyısında mıyız tehdit? Nereden? Mümkünün nereden? Hangi tehdit? gelebilir? Yani Neye şimdi, açığız şu şimdi an? Bir, e, onlar dünyada bir huzursuz hale getirecekler ki kendi arzularını evet, yerine getirsin. Evet. Çünkü şimdi arzu ettikleri yer neresi? Arzu ettikleri yer Dicle'nin doğu kıyısından çıkıyorsun Bingöl'e kadar gidiyor gidiyorsun. Tamam. Oradan e, kay, şey e, Mersin'i dışarıda bırakacak şekilde Tarsus'un içine alacak şekilde bir çizgi çiziyorsun. Tarsus'tan iniyorsun. Şey tam ikiye bölüyor. Kıbrıs adasını ikiye bölüyor. Kıbrıs'ın Doğu yakasını içine alıyor, gidiyor Nil deltasına ulaşıyor. Nil deltası. Nil deltasını içine alıyor. Bugünkü Kahire'nin 5 kilometre üstünden geçiyor. Kızıl denize ulaşıyor. Kızıl denizde o iki şey Sina Yarımadası'nı içine evet. alıyor. Sonra Kızıl deniz denizin Doğu kıyısını esas alarak Kızıl denizin Doğu kıyısını esas alarak Cidde'ye kadar iniyor. Ciddeden sonra Medineyi geçtiği içine alacak şekilde Mekke'yi dışarıda bırakıyor. Şatul araba varıyor. Bütün buraları istiyorlar. İşte bunu alabilmesi için İran'ı da, Pakistan'ı da, Türkiye'yi de, Mısır'ı da, Arabistan'ı da hepsini devre dışarı bırakmanız lazım. Ama Gazze Bu, bizde eş zamanlı gittikleri çok önemliydi. Tabii canım. Biz sanki şu an bir şey yokmuş zannediyoruz. Yok. mu Yok. Yani işliyor Türkiye, operasyon. Evet Türkiye için işliyor. Şimdi Türkiye'yi bir oldu bitti savaşın. Hı. Daha doğrusu büyük bir savaşın içine güya dünya savaşı olacak. Güya dünya savaşı olacak. Bu dünya savaşı içinde sen de Ercümerce gideceksin. Bu dünya savaşı karısı cambaza bakın derken tak buralar Arz-ı için boşaltılacak. Sonra evet burası boşaltılıyor. Ve temel prensip bakın dikkat edin. Tapu, tapu daireleri yakıldı. Nüfus daireleri yakıldı. Nerede? Bağdat'ta yakıldı. Kerkük'te yakıldı. Musul'da yakıldı. Münbiş'te yakıldı. Halep'te yakıldı. Bütün bu bölgelerin merkezi şehirlerindeki bütün tapu ve nüfus daireleri yıkıldı, yakıldı, yok edildi. Güneydoğu Anadolu'da tapu daireleri dikkat diyelim o zaman Dün, yapabilirler bu, herhalde. Yani tam dolayısıyla da ne yaptılar? Yani şunu yaptılar. 2000 mesela 2002 yılında çok seri vaziyette e, İsrail'den gelip Urfa ve Gaziantep'te doğum yaptırdılar. 2002, 2003. Yani 2000'den 2003 yıllarına kadar ben bunu o zaman yazdım. Nasıl Hatta doğum, doğum yaptırdılar hocam? Geldiler hanımlarına, burada çocuklarını doğutturdular. Yerleştiler mi? Hayır. Burada doğum yaptılar, buranın <laughs> vatandaşı. Buranın vatandaşı evet. oldular. Yani adı İzak'tır, adı Salun'dur, ev, ev adı ev, işte e, bu izdir. Ama buranın vatandaşı olarak doğdu. Türkiye topraklarında doğan Türk şeydir, vatandaşıdır. Gelip buradan e, istediği kadar toprak alabilir. İstediği, çünkü neticede bunların istedikleri Fırat'tır. Fırat bunlar için olmazsa bizim, olmaz. bizim şey gibi şey Kevser ırmağı var ya cennette. Onun gibi olmazsa o kadar, olmaz yani. Evet o kadar mühimdir. Fırat. Fırat'ın beslediği bir Fırat suyunun beslediği bir meyveyi yemek cenneti cenneti yaşamak gibi bir şeydir. Onlar bu kadar kutsaldır. Bu kadar kutsaldır. Şimdi buraları elinizden alacaklar. Alacaklar çünkü biz çok tedbirsiziz. Çok şeysiz yani. Şimdi izleyici ya, diyebilir ki hoca sen de bizi boş mu zannettin? biz de Türk milletiyiz. Pabuç bırakır mıyız diyecek. O yüzden soruyorum. Ben, sor. ben yine de diyorum ki bak bu kavganın bir sonu var. Bu eskatolojide sonunda bir kavga var. Büyük bir kavga. Bir kavganın merkezinde Netanyahu ve İsrail. Netanyahu demeyen İsrail var. Öbür tarafında Müslüman Türk halkı var. Bunun etrafında iyiler kenetlenecekler. Yani iyiyi sen temsil edeceksin. Beyaz Türk, siyah Türk, esmer Türk sen. İstersen git kendini Süreyya yıldızına at. De ki ben gavurum ey beyaz Türk. Ben sizdenim de. Hayır sen bu hikayede öbür tarafsın. İyi tarafta kalacaksın mecbursun. İyi sen temsil edeceksin ey Türk milleti. Neden? Bunu bunu Talmud söylüyor. Bunu Tevrat da söylüyor. Yani günlerin sonunda kapışacağın senin Türk milletidir. Ve bu sana kuzeyden gelecek. Kuzey komşun diyor. Kuzey komşun. Hatta bir yere diyor ki onların oksadakları senin bebek şeyin gibidir diyor. Bebek beşiğin gibidir diyor. Ve onlar kavim kran kavimdir. Bu sefer ben sana diyor Babil ile, ile gelmeyeceğim. Ben sana Ninova ile gelmeyeceğim. Bu sene kavim kran bu sefer. Kavim kran kavim ile geleceğim. Dili senin dilin değildir. Zaten birisi Ural Altay de Birisi de Sami dilidir. Ve bütün yaptığı tanımlamalar. Türkler işaret ediyor. Anadolu'da yaşayanları gösteriyor. Anadolu. Hmm. Anadolu'da yaşayanları O zaman gösterdi. sonun başlangıcının kitabına da öyle ya hocam. Evet en belirgin işareti İbrani kavminin eski yurtlarına dönme <laughs> çabası. Evet. Arzu nevutta zaten o, epey yol aldı. Epey yol tabii canım. Tepeydi. Evet, büyük Akıllanmazsak, tedbir almazsak evet. Güneydoğu'yu da elimizden almaları an meselesi diyorum, diyor. Ben diyorum. Bir de hocam hep görünen tarafına bazı görünen tehditlere yani bakıyoruz da. Devlet bunu da, görüyor ama. Bak, tamam. Evet, bunun farkında. Bak, Mümkünse. neden Türkiye'ye Türkiye savaş şey aldı? <laughs> savaş tedbirleri yaptı. <laughs> evet. Farkında. Askeriyemiz çıkıp şey, O yüzden mi Fidan 3. Dünya Savaşı riski var dedi. Evet. Neden? Çünkü aslında seni dövmek istiyorlar. Seni beni dövmek istiyorlar. Türk seni dövmek istiyorlar. Etrafındakilerle kargaşa çıkartacak. Arada sen de gireceksin. Yapmak istedikleri bu. Doğrudan Türkiye Türkiye cephe aldığında dünya diyecek yok ne oluyor lan? Ama şu anda Çin, Rusya, Amerika birbirine girmiş gibi olacak. Arada senin memleketi pay edecekler. Daha önce de böyle olmadı mı? Yani evet. Ee, Osmanlı'ya yaşatanlar ve Osmanlı'nın o bölgelerinin yeniden çizilmesi aynısı yeniden yapılmak isteniyor. Olabilir, başarabilirler ama bu ila nihaya gitmeyecek. Bitmeyecek. Ama biz tedbiri yeniden bırakmayalım. Bakın sen çok önemli bir şey söyledi. Tapu daireleri daha önce tarumar ettikleri yerlerde yakıldı, yıkıldı. Evet. Aman dikkat. Devletin gözü bu konuda açık olsun. Açık olsun tabii Herkesin bu. bütün ya, gözünün açık olması De devlet gerekiyor. Uyanmış. Bizim şahıs olarak ne yapmamız gerektiği hep yayınlarda soruyorsunuz. Diyorsunuz ki biz ne yapabiliriz? Bizim de yapabileceklerimiz var. Bunun için yayının sonunu bekleyin lütfen. Evet. Hocam Deccal kim evet. soyundan gelecek? Deccal... E, ...Hazreti Yakup'un söylediği gibi... <laughs> ...Dan'ın soyundan gelecek. Şimdi normalde... Yani İbrani İbrani. topluluğundan İbrani, yine. Evet. Yani ne, neticede... E, ...Deccal onun soyundan gelecek diyor Hazreti Yakup. Şimdi esasında orada... E, ...12 çocuğundan <laughs> bahsediyor. 12 <laughs> çocuk. Ve bakıyorsun... ...bugün... Beşeriyetin tabiatını bozacak bütün hadiseler bunların bunlardan çıkmış. Bu kavimden çıkmış. Gıda. Bunu haberini veriyor. Evet, gıdayı bozacaklar, nesli bozacaklar. Dört tane savaş var. Dört mücadele var. Birisi Deccaliyet. Tamam. Kanlı Deccaliyet. Deccaliyetin vazifesi ne? İnsanı bitirmek. Tamam. İnsanı bitirmek. Bir ikincisi Siyonist mücadele. Tamam. Bunların derdine Siyon'un, Zion'un yani daha doğrusu e, Kudüs merkezli, Filistin merkezli yeni bir devlet kurmak. Tamam. Tamam. Yeni bir devlet, Siyon devlet? yeni bir devlet, yeni güçlü bir devlet, dünya kralı. Yahudiler var. Ne istiyorlar? Arzı mevcut. Ülküleri bu. Bak, Siyonistler, Yahudiler, ben İsrail ne istiyor? Tekrar Kudüs'e dönüp Mesih'in gelmesiyle o mabedin inşa edilmesini istiyor. Şimdi burada biz bu üçünü görüyoruz. Siyonistler, Yahudiler, Ben İsrail mücadelesini görüyoruz. Bunu görmüyoruz. En Decaliyet el tepeye. kendisini bu üç mücadelenin arkasına gizlemiş. Yine aynı ekip yapıyor. uzındıkan komitesi yapıyor. Neyi bitiriyor? Adem'i bitiriyor. Adem'i bitiriyor. Adem'i bitirmeye çalışıyor. Yani şu anda Yahudiler gelse oraya gitse, bizim hepimiz bizi yok etseler bir manası yok. Yine insaniyet toparlanır, bunun cezasını verir. Ama öyle bir mücadele var ki biz onu görmüyoruz. İnsaniyeti bitiriyor. Yani Adem'in kalkıp ya ben Adem'im ben insanım diyebilecek halini bırakmıyor. İşte hocam biz de yayınlarımızda sıklıkla gıda, sağlık, nelerle zehirlendiğimiz, nelerle fıtratımızın bozulduğunu bu yüzden sıklıkla evet, anlatıyoruz. Evet, evet. Zaten çünkü... izleyicimiz genel dedi ya onu yeme bunu yeme e, biz de sıkıldık artık diyor da. Ya bunları anlatmamızın bir sebebi var. Evet. Çünkü insanı insan olmaktan çıkarmaya yemin etmiş bir grup var insanı insan etmekten olmaktan çıkarmış, yemin etmiş bu güruhun insanın nasıl insanlıktan çıkacağını yolunun en iyi gıda olduğunu biliyor. Biliyor. Gıdayı çözdüğünüzde bozduğunda o yüzden Cenab-ı Hak herhangi bir dinin esaslarını atarken önce o nebiye diyor ki şunu ye bunu yeme. Şunu bu ye bunu yeme. yeme. Bu kadar önemli. Çünkü bu bir tür e, 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 affedersiniz davar olan biyolojik anlamda bu varlığı Allah'a muhatap hale getirebilmek için önce gıdasına müdahale etmemiz gerekiyor. Gıdasını düzeltmedikçe itikadını düzeltemiyorsun. Şimdi yeme içmeyi düzeltmezsek hayır, itikadımız düzelmiyor hayır, mu hocam? Hayır, düzelmez. örnekle açıklayın. Yani senin midende haram varken, ha -ha. haram varken, haram gıda varken sen hayır işleyemezsin. Açık ayettir bu. Diyecek ki ya haram olan gıdaları ben tüketmiyorum. Allah bana işte Nasıl, ee, tüketmiyorum, nasıl tüketmiyorum? Işte onların ağzından soruyorum. Evet. Ben biliyorum da ne demek istediğinize Evet. Diyecek ki bazı haram gıdalar yemede dedik, dedikleri var Allah'ımın bana. Ben onları zaten yeme sokmuyorum haram, dese. Haram gıda kimse yani sadece emek, emek hırsızlığı değil. Yani bir sana ait olmayan bir <laughs> gıdayı alıp <laughs> sence, yemek. Sadece domuz, domuz yememek de değil. Tabii ki. Tabiatı dönüştürülmüş bir gıda, Allah'ın ezelde yarattığı her bir yenilebilir gıda vücuda hayat verecek tamam. şekilde tasarlandı. Ve helaldir. helaldir. Ama siz alıp Allah, Allah'ın ezelde yarattığı domatesi başka bir şey yaparsanız, patatese başka bir operasyon çekerseniz, efendim işte meyveye istediğiniz de yaparsanız bu size fayda vermez. Şimdi Helal bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi size çok basit bir şey söyleyeceğim. Siz bir gıda aldığınızda üç şeyi hatta dört şeyi alıyorsunuz ben üçün değil üçünü anlayabiliriz şimdi mesela bir hep elma üzerinden vereyim. çok daha rahattır 230 çeşit elma var Türkiye'de 230 çeşit elma bu çeşit gerçekten birbirlerinin arasında fark var mıdır farkları var mıdır evet elbette hocam ki var elbette, elbette ki çeşitleri vardır. farklı çeşitler var kokusu farklıdır yapısı tadı farklıdır, farklı farklıdır, tadı farklıdır şu farklıdır lezzeti farklıdır farklıdır ile bir fark var bunu ne sağlar bu farklılığı ne yapıyor onun genetik düzenlemesi. Ha, genetik düzenlemesi, tohum yani. Ona biz genetik düzenlemesi, <laughs> daha doğrusu yani onun bir yazılımı var anlamamız açısından söyleyeyim. He, tamam. Her bir gıdanın bir yazılımı var. Nerede, nasıl bir o yazılımda eksiklik veya fazlalık olur ki diğerinden ayrışıyor? Şimdi manet baktığımızda bu çok nettir. Hadi diyoruz ki iblis insana secde etti. Etmedi, melek etti. Bu ne demek? Biz bunu bile, efendim, gururlandı da. Ce şey, e ne demek hocam? Bu şu demektir. Bu evrende yediğin gıdalar büyük bir kısmı sana zarardır. Çünkü senin tabiatının, senin e istidatlarının, yeteneklerinin inkişafına mani oluyor. Gözeneklerinin açılmasına mani oluyor. Allah'a giden yolda doğru gidebilmene mani olur. İnsan olmaktan çıkartıyor. Samimi söylüyorum. Her bir Adem Allah'a muhataptır. Her doğan insan içinde bir vicdan tanır, taşır. Her bir insan Allah'a muhatap olacak kim olursa olsun bir varlıktır. Ona mani olan, inanmasına mani olan, inanmaya ilgi duymayan, bir yaratıcının varlığını düşünmeyi bile mesele yapmayan yediği içtikleri. Bu kadar mühim. Çünkü bir elma yediğinizde, şimdi anlatayım, bir elma yediğinizde ne yersiniz? Ne almış olursunuz? Bedeniniz bundan neyi istifade eder? Şeker alır, vitamin alır, değil mi? Bir de mineraller alır mı herhalde? Vitaminler vardır. Şimdi siz bir elma yediğinizde vücudunuza, bedeninize vitaminler yüklersiniz. Peki bunun bir de kokusu var. Kim istifade ediyor ondan? Yani elmanın farklı bir raihası var. Ben yine Kimsin? Kims, kimsin? Yani <laughs> hangi insanları unsurlara dönüştürürsen bedenin, bedenin şu mekanizma onun şekerinden, vitaminden istifade ediyor. Evet. Kokusundan kim istifade ediyor? ben istifade ediyorum. Ruhum. ha. Peki onun farklı lezzetinden kim istifade ediyor? Nefsin. Eğer nefsin lezzet almazsa sen o elmayı yemezsin. Cenab-ı Hak bedende birkaç mekanizma var. Aklımız var, kalbimiz var, ruhumuz var, sevgimiz var, latifelerimiz var, hastalarımız var. Var bu insan. Çok katlı bir varlık. Doğru. Insan. i̇nsan çok katmanlı bir varlıktır. Birinci katmanında beden duruyor beden şekerden beslenir, yağdan beslenir, proteinden beslenir, şuradan beslenir, bu kadar. Peki ruh neden beslenir? Bugün bütün bedenlerin içinde müthiş huzursuz bir ruh var. Hepimizin isimlerinde işte ...fiyo, bilmem ne, ilçe bilmem ne bir yan psikolojik dertlik falan. şey soyun. hocam. Son dönem modern çağ evet. hastalıklarının fibromiyalji var, huzursuz bacak var, sendromu evet. var. Bağırsaklarımız zaten bağırsak Problem. olmaktan çıktı i̇şte, problemle. Ben söylüyorum. Yani bedenin e, bedenimiz semiz <laughs> bedenimiz semiz <laughs> ruhumuz huzursuz nefsimiz itminasız Nefs itminal halinde değil mutmain değil yani evimizin evlerimizin içi bozuldu Bozul yok. aşklarımızın içi bozuldu efendim sadakatlerimizin dostluklarımızın tadı tuzu kalmadı çünkü Ama. bunlar için bocaldı. neden nefsin mutmain değil ben şey diyorum insanın gerçek afiyeti bedenin sağlığı Beden afiyeti sağlıktır. Evet. Ruhun afiyeti huzurdur. Nefsin afiyeti mutluluktur. Mutludur, huzursuz değil. Huzurlu, huzurlu değil. Neden? Çünkü Allah'a itimadı yok. Kalbin huzuru ancak Allah iledir. Her şeye gücü yeten bir sahibinin olması. Doğru. Her şeye gücü yeten bir sahibinin olması. Sesini duyan bir sahibinin olması. istediğin zaman sana verecek bir güçte sahip olan bir yaratıcının olmasını kalp bilir. Nefsin ise yaşama sevincinin kaynağıdır. Eğer nefs arzu ettiği şeylerden mahrum ise isterse mümin olsun mutmain değildir, mutlu değildir. Bugünkü Müslümanların büyük bir kısmı mutsuzdur. Allah'a iman ediyor ama mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsin arzu ettikleri. Şimdi bulan her birisi gıdada var. Gıdada nefse bakan taraf lezzettir. Ruha bakan taraf raiha ve kokudur. Size içine koku katmıyorlar mı? Itirafını veriyor. Kavun değildir ama kavun yediriyor sana. Koku veriyor. Taklitle. Sen kavun taklidi yapmış, kendisi bela olan bir nimet diyorsun. O zaman ne yapıyor? Bu gidiyor, senin nefsinin makarizmasını bozuyor. Yazılımı senin bozuyor yani. Bravo. Senin ruhunun yazılımını bozuyor. Latifelerini bozuyor. İlahi, ilahi latifelerden oluşuyorsun ya asıl ilahi isimlerin bir kombinasyonu içince bu kombinasyonu bozuyor. İşte gıda budur. He, geldik o, yüzden, o, zaman. O yüzden iblis size secde etmedin yarısı budur. Şeril maddeler vardır. Senin tabiatına uygun olmayan maddeler vardır. Yani evrende diyor ki her şeyi yemesin. Sen radyo, radyoaktif şey maddeyle geçinemezsin. Onu yemesin. Radondan istifade edemezsin. Haram yapamazsın. Çünkü bunun üstünde onu temsil eden sekeneler var. Ne? Varlıklar, varlıklar var. var. Evet. Bu varlıkları alıyorsun. Bir müddet sonra işgal halinde musallata oluyorsun. Sen diyorsun tasalluplu bir iştir bu. Tasallup böyle oluyor. Yediğin gıdada haramın bedene uygun olmayan şeyin sana yutturulması. Bu çağa deccaliyet yapıyor. Bu operasyon deccaliyetin operasyonudur. Bunu görmüyoruz. Ben 40 senedir buna mücadele ediyorum. Biliyorum hocam. 40 senedir. Yani siz bir gıda yediğinizden murdar bir gıda yediğinizde sadece murdar bir haram gıda yemiyorsunuz, Sizi köklerinizden, özlerinizden uzaklaştıracak. Sevginizin sahte olmasına, vefanızın boş olmasına, dostluğunuzun çürük olmasına sebebiyet verecek enerji yok. Ya kullanıyor. insanlık niye bu halde i̇şte dediğimiz bu, hal bu hal. Bu, Hoca onu özetledi. Recaliyet. Ne kadar bozuldu her şey her diyoruz. Yani, yani kaç kişi ve, ve söz verdiği adamın vefasına uyabiliyor. Ben diyorum ki bugün kadın ben yine de kadından çok ümit varım. Diyorum ki kadınlar yeniden dünyayı kurtaracaklar inşallah. i̇nşallah. Çünkü kadın çocuğu doğurandır, Kadın erkeğini doğurandır, Kadın babayı doğurandır, Kadın efendim vefayı sevgili doğurandır. Siz bunu doğru tasarlamaya başladığınızda bir çocuğu yetiştirirken bu yarın bir kızın kocası olacak bunu adam gibi yetiştireyim ona sahip çıksın diye yetiştirirseniz bu yarın bir çocuğun babası olacak ona göre yetiştireyim derseniz bu yarın birisinin işte dedesi olacak ona göre yetiştireyim derseniz insanı dizayn edersiniz ey kadın sana emanet etti Allah Allah kendi yani insanlar arasındaki vefayı iki şeye bağladı yetese'eluna bihi vel erham ben Rab olarak ben Allah'ım hepiniz yaratan benim hepiniz yaratan Allah'lık ve sizi doğuran rahimden dolayı birbirinize karşı mesulsünüz diyor. O yüzden çok mühimdir kadına büyük işler düşüyor. Ama kadını yeniden inşa etmemiz, kadını yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Hepimize düşen görevler var. Hoca kitabın sonunda da bunları anlatıyor. Evet. O yüzden evet. diyorum ki alın okuyun, okutturun lütfen. Hani hep diyorsunuz ya biz ne yapacağız, biz ne yapacağız. Bak evet. söylüyor. Formülü de veriyor. Ne yapmalıyız? Tövbeyle yeniden iman edin. Salih ameller üretin. Temiz gıda tüketin, azla yetinin, kutsallara riayet edin, farzları yapın, fıtrata uygun yaşayın, hakiki müminler olun. Çünkü niye? Günlerin sonundayız. Evet, aynı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi orada orada mesela e, diyoruz ki, e, ne neyle başlamıştı? Tövbeyle tövbe, yeniden iman edin. Şimdi Meryem suresinde altı tane büyük işten bahsediyor Allah. Altı büyük olaydan bahsediyor. Orada sebep-sonuç ilişkileri yok. Hı hı. Yani insanlığın maceraları işte şunu yaparsın, netice bu olur. Gayret gösterirsin, ekin ekersin, sana Allah şey verir, sana ee, buğday verir, işte meyve bakarsın, Allah sana meyve verir. Yani kainatta geçen sünnetullah. Fakat sünnetullahın haricinde öyle hadiseler yaşamış. insanlar. Mesela Zekeriya aleyhisselam kendisi ihtiyardır, karısı kısırdır. Ama Allah ona bir çocuk verdi. Hazreti Meryem'e insan eli, beşer eli değmemiştir ama hamile kalmıştır. Hazreti e, İbrahim ateşe atılmıştır yanmamıştır. Yanmıştır. Hazreti İbrahim şöyle yapmıştır, olmamıştır. Misal mesela Hazreti Musa kendisini arayan adamın evinde büyütülmüştür. Kendisini öldürmek için arayan adamın evinde büyütülmüştür. Bu ne muazzam bir şey yani. Ne kadar ağır e, Firavuna ne kadar ağır bir rezil edici bir tavır. Sen Allah diyor ki sen onu arıyorsun. Bak ben senin kucağında büyütürüm ben Allah. Firavun'a. Sen hani Tanrı'ydın diyor. Bilincinde değilsin. Seni mahvedecek, senin düşmanın olacak, senin belli Seni sen yetiştirdin. Sana yetiştirdim. Bu ne muazzam bir iş. Ve İsmail bıçak kesmedi onu. Defalarca sürdü bıçak kesmedi. İsmail'i anıyorum. Diyor Fezkur kitabı Meryem. Meryem'i de an bu kitapta. Çünkü sebep sonuç ilişkileriyle izah edilemeyen şeylerdir. Sonra diyor İbrahim'i an bu kitapta. Sonra diyor ki Musa'yı an bu kitapta. Allah Allah Hazreti Muhammed'e söylüyor. Sonra diyor ki İsmail'i an bu kitapta. Ve en son diyor ki İdris'i an bu kitapta. Neden İdris'i an bu kitapta? İdra, İdris o kadar tasavvuf etmiş bir kuldu ki Allah ile sohbet ederdi. 300 yıla öyle geçti. Bir gün dedi ya Rabbi sen cennetini dünyadayken görebilir miyim? Görebilirsin dedi. Kaldırdı fenderi. Boyut atlattı. <laughs> Boyutlar bir boyuttan öbür boyuta geçti. Burası çok güzelmiş. Çıkmasam olurum dedi. Çıkmasan olur dedi. Ve nefs ölümü tatmadan öbür tarafa geçti. Buyurun. Evet. Onu da andı. Ama bunun sonunda şunu söylüyor. Ayetten buna temas edeceğim. Evet. Ve <laughs> halefe kalfun min ba'dihim. Bütün bu güzel insanlardan sonra bu Allah'ın bizzati parmaklarıyla dokudu. Hallettiği bu güzel yola koydu bu insanlardan sonra ve halefe kalfun min ba'dihim. İki şey yaptı. اَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Bunlar namaz kılmayı terk ettiler. Bunların çocukları. Yani iman hep aynıdır. Adem'e gelen de İslam'dır. Hadet-i İsa'ya gelen de İslam'dır. Bu insanların yaşadıklarının da adı İslam'dır. Bütün bu Müslüman halklar geldiler, yaşadılar. Sonra namazı terk ettiler. Eda o sana. Vatta ve nefislerinin arzularını, konforunu tercih etmeye başladı. Feseyul kavna gayya Arapçada hemen mazi sıgasından geleceğe geçmek çok ilginçtir. Geçmez. E, mazi sıgası yaptı 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 yaptı. Seni yapacağım diyor. Şimdi bak yaptı yaptı yaptı. İşte şöyle yaptılar. Namazı <laughs> terk ettiler, <laughs> <laughs> nefisleri bunla. Sonra geleceğe geçiyor. Sonra ki, ben kim bunu böyle yaparsa feseyul kavna gayya. Ben de onu gayaya atacağım. Gayya ne? Konfor kuyusudur şu anda bütün müslümanların içinde Çin'de olduğu kuyu. Evet kuyu. Bu kuyudan debelendikçe batıyor. O yüzden onda diyor ki bu kuyudan çıkmanın bir yolu var. Önce tövbe edeceksin diyor. Bak iman edeceksin demiyor. Tövbe edin. İllellezine tabu. Kim bu kuyuya düşenlerden kim tövbe eder? Sonra yeniden iman eder. İllellezine tabu ve amanu ve amelü salihan. Bu yeni iman ışığında salih amel işler ise bunlar müstesna. Diğerlerinin hepsini o gayya kuyusunun altına açacağım. Cehennemi bulmayacaklar diyor. Şimdi bir şey daha var bugüne bakıyor. Bunu ben Müslümanlara, müminlere söylüyorum. İbrahim suresinin üçüncü ayeti. Diyor ki Yestehibbûnel hayâta dünya. Yestehibbû istehabbe bir şey hızla istemek. Yestehib bu. Hırsla sevmek. Tamahla sevmek. Ölmeyecekmişsin gibi sarılmak. Yestehib bu nel dünya. Dünya hayatına hırsla sarılırlar. al ahireti. Halbuki ahirete iman ederler. Orada bir e, vurgu var hocam. biraz evet. Bilhassa seçilmiş o Bilhassa, ifade. Tabii ki. Dünyayı sevmek Mine, değil yani sadece bahsettiğin. Yani Müslümana hitap Aha. ediyor. Sen e, iman ettiğinin ve ahirete bağlandığını iddia ediyorsun. Yestehib bu nel hayate dünya al ahire. Bunun tabirini alıyorsunuz. Alal ahireye kadar. 2021 yapıyor. Aladaki ye'yi bir sayarsanız. el i sayarsanız. Aladaki ye'yi on sayarsanız. 2030 yapıyor. Bu şu demek. Şimdi bu ayetlerde ilginç bir şey vardır. Mesela Salebe de dünyayı tercih etti. Salebe ne dedi peygamberimiz? Yapma ya Salebe. Sen paralı pullu olursan kaybedeceksin. Çok uyardı. Sonra dedi ki istiyorum. Ver ya Rabbi Salebe dedi. Salebe dünyayı tercih etti her dönemde dünya tercih eden Müslümanlar vardır. İlla oldu. Ama bu ayetin topyekün Müslümanların dünya konforunu tercih ettikleri zamanın değerini numerik hesapla veriyor. 2021-2030 arası. Bu çağ. Müslümanların ahirete iman ettikleri halde güya nimetin huzurun tadını, konforun tadını çıkarmak ve yaşamak için dinlerinden olacakları. Ne, ne diyorsunuz? Evet. Dinler bilerek dini vermeyecek. Bunu daha yani böyle şeymiş aldatır, aldanmışım. E i̇şte namaz kılmasan da olurmuş, başını kapatmasan da olurmuş. Elbette olur. Yani şimdi seni dinden çıkarmaz ama 2000 Allah bilir de hocam. 2030'a kadar Müslümanlar tarumar olacaklar. 2021-2030 arası Müslümanların imanını kaybedeceğini, evet. tarumar olacaklarına dair imanları adına. Evet bir işaret edilen dönem var. Evet. E gitti şurada zaten dört yılı. Tabii Pahalı zaten patır patır gidiyoruz yani. Çocuklarımızın <laughs> yarısından fazlası değişti oldu. Şimdi Kur'an kendine yeni bir ümmet arıyor. Nasıl bir ümmet? Hristiyanların iyisi, insanların iyisi, Müslümanların iyisi. İyi dediğimiz vicdanı ölmemiş, fıtrat üzere kalmayı başarmış, insanlar. başarmış insanlar. Bu yüzde dokuz on, bu yüzde dokuz onların ittifakı, dünyada ittifak gerçekleşecek bunun adı da Mesih'in gelmesi demektir. O yüzden o geldiğinde haç kırılacak. Avrupa Birliği de dağılır, Amerikan kapitalizmi de dağılır. Yazın bir tarafa en fazla, en fazla 2050'ye geldiğimizde Amerika'nın kendi derdine düşünü göreceksiniz. Avrupa Birliği'nin dağıldığını göreceksiniz. Neden? Çünkü Mesih geldiğinde dünyayı yeniden düzenleyecek. Mehdi geldiğinde dünya elimizdeki coğrafyaları yeniden düzenleyecekler. Bir peygamber geldi Hz. Muhammed geldiği zaman bir basit bir şehirde çıktı. Kimsenin tanımadığı insanların arasından çıktı. İki tane büyük Amerika vardı. Bizans ve Kisra. 34 yıl içinde ikisi de çöktü. Siz hakikatin kullanıcısı hakikatin eri olduğunuzda sizin karşısında kimse dayanamaz. 634 yılında Bizans ile şey İran şeye karşı Halid bin Velid'e karşı ittifak ettiler. Ama 34 bin, bin 15 bin, 15-16 bin kişilik atlı grubuna 130 bin kişilik bir ordu dayanamadı. Siz iman ederseniz, iman ehli olursanız. Allah yanınızdadır. Allah yanınızdadır. Çünkü Allah sürekli diyor ki, Ve kezelike nüncin müminin. Bizim derdimiz iman meselesidir. Şimdi bu adamlar dünya krallığı kurmak üzere harekete geçtiler Kurmuşlar ya. Kurmuşlar zaten. Kurmuşlar da. Zaten e, Seyranı sonuna da geldiler. Silah ellerinde, bıçak ellerinde, Medya ellerinde, para ellerinde, para ellerinde her İnsan şey olabilir. ellerinde. İnsan gıda ellerinde oyuncak zaten. Tıp ellerinde, sağlık ya. ellerinde. İşte tamam zaten kralı suymuşlar. En son hocam pandemide neler ettiler o sakıncalı kelimeyi söylemeden? Şimdi görüyoruz bir kanser pandemisi var. Evet şimdi var. Bunu de, buna temas edeyim. Önce ben zaten onları söylemiştim. Bir kalp krizleri gelecek. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezleri ama sonra kanser gelecek. Şu anda... Bu kasaya yerleşmiş durumda. Nereye hocam? Bu bölge, karın bölgesine kasır, mi? Evet Karın bölgesi. Buraya mı sirayet etti o etki? 80 şeyler bu bölgede kanserle ortaya çıkıyor, dördüncü derecede ortaya çıkıyor. Yani şeyin tesiri. bu yaptığımız işte o aldığımız, Sıvı. aldığımız sıvıların tesiri. Kalanlar. Evet, kalanlar. O yüzden mesela bir tedbir olarak söylüyorum, inan, iman ediyorsanız Kur'an'ın dehşet bir şey var, gücü var orada. Kalem suresinin, kalem suresinin ilk Böyle yarım çeyrek bir şey var. Kalem suresi birinci sayfada. Hammadin meşşâin lil O zaten gördüklerim bu, ay bu, ayetleri, bu ayetleri o bölgeyi hani başka şey de olursa elinizi buraya tutarak geceleri yatarken diliniz dönünceye kadar okuyun. Oradaki enerjiyi yok. Eğer olduysanız. Olsa da olmasa da. Sıvıyı almamış olanlar da bunu yapsınlar. Çünkü bağışıklık sistemi birbirine aktarılıyor. Bir gün gelecek su içenler o içmeyenler birbirinden ayrışacaklar. Tıpkı, tıpkı Talut'un. E, e, Nasıl? Baya yani ben suyunu içtin mi diyeceğim. Kızımı sana vereceğim ama sen su içtin mi? O sıvıdan almışsan sen başka bir kategoriye geçmiş oldun. Aa. Evet. Bir başka ka kategoriye geldi Çünkü e, ne oldu? Senin DNA'nla irtibat kurulabilme imkanı sağladın. Benim DNA'nla kimse irtibat sağlayamadı daha biz safkan kaldık. Evet. Elhamdülillah. Olanlar için üzülüyorum. Evet. Safkan. da vardı baktı evet. zamanında. Alan aldı. Yanılmamışız. Elhamdülillah. Hı. Allah Tabii işin o tarafı da evet. güzel hocam. Çünkü bu kadar iddialı yorumlarda bulunmak bizim için de o zamanlar zordu. Evet. Bunu taşıyabilmek evet. de zordu. Bu adamlar dünya krallığını evet kurdular. Bu yolda ilerliyorlar. Çok az bir e, kat edecekleri yol kaldı da. Cezalandırmak Ceza onu niye es geçiyorlar? Bilmiyorlar mı onları? Biliyorlar. Asap bekliyor. Ya biliyorlar canım yani bütün şeylerde geçiyor. Yani mesela Mika, ne bir Mika diyor ki ya nasıl günlerin sonu bu kadar keyifli etersin? Sizin için rezilliktir ve sizin için kapkaranlıktır o gün diyor. Cezanın en büyüğü o gün gelecek diyor. Silineceksin. Silineceksiniz. Silineceksiniz diyor. Ama dikkate almıyor. Şimdi, e, Şimdi de. Ya almazlar. Neden almazlar? İzace kadar umyal basar. Kadar geldiğini basiret bağlamak. Ne güzel finalledi evet. hoca. Ağzınıza, gönlünüze Eyvallah. sağlık. Çok özlemişiz Esinden sohbetinizi. Sağ olun, evet. var olun. Kitabınız hayırlı uğurlu olsun. Ağlayın, Allah her zaman bekleriz. İzlediğiniz için de her zaman olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.